Radyo Kapadokya FM'de ben Yasin Demirci. Yelkovan programımızın 28 Temmuz 2023 tarihli yayınlarını gerçekleştirmekteyiz. Şu an şimdi 3. konuğumuzu konuk ediyoruz. Kendisi yazar Nergis Sarıkaya Yılmaz. Hoş geldiniz Nergis Hanım. Hoş bulduk. Sizi öncelikle bir tanıyalım. Tekstil bölümünü okudum. Ondan sonra mezun olduktan sonra orada terfi edeyim diye işletmeye, açık öğretim işletmeye başlamıştım. Şu anda Türk Dili ve Edebiyat bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Bu yazma süreciniz ne vakit başladı ve sonrasında bunu Türk Dili ve Edebiyatını okuyarak taşlandırmak istediniz? Şöyle diyeyim Yasin Bey, aslında Türk Dili ve Edebiyat benim ortaokuldan beri böyle çok sevdiğim, istediğim bir bölümdü. Çünkü çok seviyordum Türkçe öğretmenimi. Ben de diyordum Türkçe öğretmeni hocam ya da Edebiyat öğretmeni hocam ama kısmet olmadı. Yıllar sonra bu bölümü okumak nasip oldu, öyle diyeyim. Yazmak da zaten günlük yazan bir insandım. Özellikle annemi kaybettikten sonra Allah rahmet sürekli, eylesin. sağ olun çok teşekkür ediyorum. 1998 yılında yani böyle hep yazmayı verdim kendime. Acımı bir nevi öyle hafiflettim. Aklımda zaten hep böyle bir yazarlık vardı. Ama işte o çalışırken o vakti bulamıyorsunuz. Sorumluluğunuz da oluyor. Şimdi emekli olunca daha çok böyle bir rahat ortamım oldu ve yazmaya başladım. İki okudemi de gerçekleştirdim. Yazmak ve Türk Dili Edebiyat okumak. Ve bu eserlerinizden de bize bahseder misiniz? Bu hedefinizi oluşturan ve tamamlayan bu eserler. Kolektif kitabımız vardı, Yol. Oraya öykü yazdım, ilk orada başladım. Emaneti yazdım, deneme kitabım, kişisel gelişim. Emaneti yazmaktaki, şöyle diyeyim ben size. Emanet benim eteğimdeki taşlardı. Yani böyle sırtımdaki bir küseydi. Ben öncelikle bunu boşaltmak istedim. Çünkü bir nevi şeydi benim için emanet. Böyle ağzınızın çıktığı kadar bağırmak istersiniz. Bir sürü bir yanlış olur, bir bardak taşar. Ve emanet de benim için öyleydi. Yani o bardak taşmıştı. Ben de ağzımın çıktığı kadar bağırmak yerine yazmayı tercih ettim. Emanet böyle bir şey. Gözlemlediğim, bana yanlış gelen birçok şeyi emanette yazdım. Hepimiz biliyoruz ki herkes bir gün ölecek. Bunu biliyoruz. Her canlı bu ölümü tadacak. Orada ben özellikle annemi kaybettiğimi yazdım. Yani birebir yazdım, o duyguyu verdim. Çünkü dikkat ediyorum günümüzde gençlerimiz özellikle ya o kadar rahatlar annelerine babalarına karşı, sanıyorlar ki o anne baba hep onlarla kalacak. Özellikle yazdım ki bir gün o anne babasını kaybedeceğini bilsin. O duyguyu en azından bir kişi bile okursa ya bir gün ben de annemi ya da babamı kaybedeceğim düşüncesiyle biraz daha böyle sımsıkı sarılsın istedim. Değerlerimizi bir nevi hatırlatmak istedim. Peki ya emanet ismini bu kitabınıza niçin layık gördünüz? Hayat da bize bir emanet değil mi? Allah'ın verdiği bir ömür emanet, sağlık emanet. Bize emanet edilen çocuklarımız emanet. Her şey bir emanet baktığımızda. Yani birçok şey emanet. Ben de bunu dillendirmek istedim. Bu emanetin içerisinde yani iki kapı var. Emanet edilenleri yazmak istedim. 20 yıl önce de, 50 yıl öncesi de, 10 yıl öncesi de, şu anda belki yani bir gün Mars'a da gidilecek. İşte belki uzayda jetgiller gibi uzayda yaşam doğacak, bilemiyoruz. Ama benim inandığım şu var, ne olursa olsun uzaya da gitsek, ne yaparsak yapalım değişmeyen bazı kriterler var. Bu kırmızı çizgi dediğimiz, onlar hiç değişmiyor. Ya bunlar da bana göre sevgi, saygı, bunlar çok önemli. Merhamet, vicdan, yıl kaç olursa olsun bunlar değişmeyecek. Ben 50 yaşına merdiven dayamış bir yazar olarak söylüyorum bunu. Ben halen bu ortamda da 2023'te de annemden gördüğümde, annemin öğrettikleriyle yaşıyorum ve ölene kadar da öyle yaşayacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi akşamlar, keyifli yayınlar.